Uğur Dündar'ı deprem bölgesinde yaşadığı diyalog gözyaşlarına boğdu. Gazeteci Uğur Dündar, deprem bölgesinde bir görevliyle yaşadığı diyaloğu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'nin kalbi 7 gündür deprem bölgesiyle atıyor. Ekipler hala enkaz altında birilerinin olabileceği düşüncesiyle çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan da depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Hal böyleyken depreme ilişkin duygusal anlar da yaşanmıyor değil. Görevliyle yaşadığı diyaloğu gözyaşları içinde anlattı. Bunlardan biri de tecrübeli gazeteci Uğur Dündar'ın başına geldi. Dündar, TV100 ekranlarından deprem bölgesinde yaşadığı bir anıyı gözyaşlarıyla anlattı. Dokunduğun zaman başını omzuma koyup hüngür hüngür ağlayanlar oldu. Bir din görevlisiyle yaşadığı diyaloğu anlatan Dündar şu ifadeleri kullandı: başka kentten gelen bir din görevlisi hiç uyumadan cesetleri kefenliyor ve defnedilmesi için imkan sağlıyor. Elini cebine attı, 100 liradan oluşan tomar para. Abi ben bunu cami cemaatinden topladım, bunu harcayamıyorum. Dönünce hepsine iade edeceğim, dedi. Bir din görevlisi kardeşim bunu söylüyor. İnsanlar metanet içinde ama dokunduğun zaman başını omzuma koyup hüngür hüngür ağlayanlar oldu. Sarılıp bir ağabeyine sarılır gibi. Daha fazla konuşamayacağım, Dündar anlattığı diyaloğun ardından, daha fazla konuşamayacağım, diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Bu kelimelerin her biri bizim milletimizin gerçeğidir. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Uğur Dündar'ın ağladığı o anları paylaştı. Dağ paylaşımına, bu kelimelerin her biri bizim milletimizin gerçeğidir. Buyurun, bir de Uğur Dündar'dan dinleyin. Notunu düştü.